Zeytinburnu İş Adamları Derneğimizin kongresine hepiniz hoş geldiniz. Divanın oluşması için dilekçe var demiştiniz, onu bir alalım. Zeytinburnu İş Adamları Derneği Başkanlığı'na, derneğimizin 12. Olağan Genel Kongresi Divan Başkanlığı'na Yıldırım Emen, Katip Büyükleri Ali Faik Pişer ve Ahmet Gökhan Karay'ı seçilmesini teklif ediyoruz. Teklif edenler Hasan Gültekin, İbrahim Sefen Karşıyaka'lı İnci Karayani. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Divanı lütfen oluşturalım. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müftüm, değerli konuklarımız, değerli misafirlerimiz, 12. olağan kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şimdi gündeme geçiyorum. İkinci gündemi de divanın oluşmasıyla halletmiş olduk. Gündemin diğer maddelerini okumak için arkadaşıma veriyorum. Bir, açılış ve yoklama. İki, divan kurulunun seçilmesi. Üç, saygı duruşu ve İslam marşının okunması. Dört, faaliyet raporunun okunması ve onaylanması. Beş, hesap özetinin okunması ve onaylanması. Altı, denetleme raporunun okunması ve oylaması. Yedi, tahmini bütçenin okunması ve oylaması. Sekiz, yönetim kurulunun ibrası. Dokuz, yönetim ve denetleme kurullarının seçimi. On, dilek ve temenniyle. On bir, kapanış. Gündeme dair görüş olan var mı? Gündem bu şekilde devam edecektir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması konusu. Buyurun efendim. İstiklal Marşı'nın okunması için. Faaliyet raporunun okunması ve oylanması. Faaliyet raporunun okunması için dernek başkanımız Sayın Ayhan Özsoy Bey'i mikrofona davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli Belediye Başkanım Murat Aydın, çok değerli Belediye Başkan Yardımcılarım Gökhan Kasap ve Feruz Kutsal Başkanım, ilçe müftümüz İsmail Gökmen Bey, yönetmen ve yapımcı Ahmet Okur Bey, muhtarlarımızdan her zaman gibi her alanda aktif ve bizi yalnız bırakmayan sevgili kardeşim Hüseyin Sarıyer, çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, sayın konuklar, basınımızın
temsilcileri. Ziyaret Yönetim Kurulu 29.4.2012 25.4.2015 dönem faaliyet raporunu takdir ediyorum. Hepiniz katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Zeytinburnu İş Adamları Derneği'nin 12. kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. (Gülüyor) 29 Nisan 2012'de kongrede seçilen yönetim kurulu üyelerimizle ilk toplantımızda görev dağılımını yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Derneğimizin bahçesinde peyzaj düzenlemesiyle mescit ve kamera yapıldı. Bahçemizin aydınlatması ve sulama tesisatı döşendikten sonra çimlendirme ve siz üyelerin talebiyle kış bahçesini çok değerli bir dostumuzun desteği ve katkısıyla yaptık. Yönetim kurulu olarak Ziyat üyelerinin birbirlerini tanıması ve sosyal sorumluluk adına birçok faaliyette bulunduk. Kaymakamlığın, belediye başkanlığının ve emniyet müdürlüğünün düzenlediği tüm etkinliklere yönetim kurulu olarak gerekli katılım ve desteği sağladık. 17 Ocak 2013'te derneğimizde çok değerli şairimiz Necip Fazıl Kısaküre'nin öğrencisi Profesör Erman Tüncel konuşmacı olarak katıldı. İlçe protokolü de katılımlarıyla onurlandırdığı bir söyleşi programı düzenledik. Zeytinburnu Kent Konseyi toplantılarına katılımlarımız ve önerilerimiz ile katkıda bulundu. Kaymakamlığımızda düzenlenen atletizm turnuvası ile Zeytinburnu İlçe Müdürlüğümüzün düzenlenen okullar arası turnuvalarda derneğimizce destek sağladı. Kaymakamımız Sayın Mustafa Dündar'ın babası Osman Dündar adına derneğimize mevlüt okundu. Vefat eden bütün üyelerimizin yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum. 10 Mayıs 2013'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyemiz Sayın Kaya Balkan ile birlikte katıldı. 18 Temmuz 2013'te derneğimizin bahçesinde ilçe protokolüne ve birim müdürlerine yönetim kurulumuz tarafından iftar programları yapılmıştır. 19 Temmuz 2013'te Zeytinburnu Belediyesi Akdem Ziyat'la birlikte düzenlediği 75 kadına eğitim sağladığı kadınların iş gücü piyasasına hazırlanması projesinin açılışı yapıldı. Bu proje için gereken 35.350 lira kaynak İçişleri Bakanlığı Dernekler Başkanlığı tarafından karşılanmıştır. Bununla birlikte 75 tane kadınımıza iş gücüne katkı sağlaması adına çok ciddi anlamda seminerler düzenlendi ve kendilerine de program boyunca da sertifikalar verildi. Bu projede çalışmalarımızdan dolayı bizi teşekkür eden, onurlandıran Zeytinburnu Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Yönetim Kurulu adına huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. 29 Ağustos 2013'te ilçemizden görevden Ankara'ya atanan değerli kaymakamımız Sayın Mustafa Dündar için derneğimizde ilçe protokolü, ziyaret üyeleri ve iş adamları katıldığı bir veda yemeği tertiplendi. 30 Eylül 2013'te Makedonya'ya yaptığımız gezide Üsküp'te bulunan Avrupa Üniversitesi ziyaretinde üniversite rektörü tarafından takdir belgesiyle onurlandırıldı. İstanbul Ticaret Odası'nın 18. dönem meclis üyeliğine seçildikten sonra iş dünyası ile ilgili tüm faaliyetleri, bilhassa yatırım teşvikleri ve destekleri, genel teşvik sistemi, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar başlıklar içerisinde üyelerimize bilgi aktardık. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar Beyefendi'ye buradan huzurunuzda teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerinin faaliyet belgesi ve sicil gazetesi süreti alması ile internetten artık temin edebilecekler. Her iş günü 5000 adet ürettiği evrakları hala başvuru, banka kredisi, vize işlemleri ve odaya kayıtlı olan gösteren belgeyi iş adamlarımız artık internetten alabilecekler. Yani günde 5000 adet
sertifika orada üye olduğuna dair belge alacaksınız veya vize işlemleri yapacaksınız. Bununla ilgili 5000 adet müracaat oluyor bizim İstanbul Ticaret Odası'na. Dolayısıyla dediğim gibi İbrahim Başkan'a teşekkür ediyorum. Artık arkadaşlar internet sistemiyle bu evrakları alabileceksiniz. İstanbul Ticaret Odası Ek Tekstil Meclis üyeleriyle Japonya'ya yaptığımız iş gezisinde Ticaret Başmüşavirimiz Sayın Osman Yaşar Bekaroğlu'nu ziyaret ederek edindiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaştık. Japonya'da arkadaşlar çok ilginç bir dar dokumayla ilgili veya tekstil sektöründe farklı gruplarla ilgili yapmış olduğumuz ziyaretlerde orada direkt birebir yüz yüze ne kadar ucuz veya pahalı olur kesinlikle o aracıyı atlamıyorlar ve direkt yine aracıyla muhatap olup aracı üzerine ne kadar kâr marjı koyarsa koysun o kişiden malı temin ediyor ve alıyor. Müracaatımızdan sonra, bizim gezimizden sonra arkadaşlarımızdan öyle geri dönüşüm yapıldı. Hatta fabrikamıza gelip fabrikada da bizzat işletmeler orada konuları baktılar ve üretim yapıyor ve şu anda yapmış olduğumuz ziyaretten dolayı ihracata yönelik bir çalışmamız var. Üyelerimize kimlik kartlarını yaptırıldı. 2014 yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayları kendilerini tanıtma ve projeleri hakkında üyelerimizi bilgilendirme amacıyla bütün siyasi partilerimizin hepsini denememize davet ettik. Yerel seçimlerde 4. kez göreve seçilen belediye başkanımız Sayın Murat Aydın'ı yönetim kurulumuza tebrik ziyaretinde bulundu. Sosyal sorumluluğumuz gereği Eylül 2014'te ilçemizde yardıma muhtaç ailelerin 0-12 yaş grubu 500 çocuğumuza muhtarların ve okul müdürlerinin tespit ettiği bayram öncesi giyim yardımı yapıldı. Burada özellikle ismini zikredeceğim. Ercan kardeşimiz ve yine bünyemizde olan Büyümür arkadaşımız, çeşitli dernekteki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, İnce Hanım, çok büyük bir konuda destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bayram öncesi hakikaten biz, ben de katıldım birkaç tanesinde, oradaki o duyguyu, o maneviyatı yaşattınız, yaşattık. Hepinizden Allah razı olsun. Ekim 2014'te yönetim kurulumuzun değerli üyeleri HSK sistemi, uluslararası hukuk, demokrasi, insan hakları başlıklı konular hakkında karşılıklı görüş alışverişi şeklinde bir konferans vermek üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli yardımcı doçent Dr. Fatih Öztürk derneğimize davet ederek konferans düzenledik. Aralık 2014'te ilçemize yeni göreve gelen, başlayan Kaymakamımız Sayın Ali Taşkın Balalar ile Emniyet Müdürümüz Sayın Erdem Torlak Derneğimizi ziyaret ettikleri ve yönetim kurulumuzca ağırladık. Ocak 2015'te Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için düzenlenen Üşüyorum Yardım Edin kampanya stahilinde üyelerimiz ve iş adamların katılımlarıyla bir tır giyim eşyası yardım yapıldı. Kurulmuş olduğu 1753 yılından beri hastalara şifa dağıtan, düşkün ve yoksullara şefkatle barındırıp kollayan Balık Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Bay Dimitri Karayani'ye çok teşekkür ediyorum. Duygulandım tabi. Kendileri biraz rahatsız. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim sağlıkla inşallah bizleri yüzünü görürsün diye. Tabi burada Balık Rum Vakfımızda da çok kıymetli doktorlarımız var, hekimlerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum katkılarına. Üyelerimizin yeni işlerin açılış mekanı temel atma töreninde katılımlarıyla destek olduk. Üyelerimizi her türlü olay ve faaliyetlerde SMS, mail ve telefon ile bilgilendirdik. Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ın katkılarıyla Türk siyasetinin güçlü isimleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Durmuş Bey, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop ve efendileri derneğimizde ağırlamanın gururunu yaşadık. Derneğimizi her zaman destekleyen Başkanımız Sayın Murat Aydın'a, Başkan Yardımcımız Gökhan Kasab'a, Başkan Yardımcımız Cemaz Karis Kutsal,
beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Derneğimizi en iyi şekilde temsil eden yönetim kurulu üyelerimizin çalışmalarından ve desteklerinden dolayı da kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın üyelerimiz, 3 yıllık görev süresince yönetim kurulu üyelerimizle uyum içerisinde çalışarak sizleri ve derneğimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bugün ilçemizin en saygın derneklerinden biri konumunda olan Zeytinburnu İş Adamları Derneği'nin genel kurulundan alacağı yeni güçle daha büyük adımlara ve projelere imza atacaktır. Hedef 2023 yılında kentimizin vizyonunu hep birlikte icra etmek umuduyla kongremizin şimdiden hayırlara vesile olması dileğiyle görev süresince bizlere destek olan herkese minnet ve şükranlarımı diliyorum. Saygılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hakkında görüş belirtmek isteyen üyemiz veya misafirimiz var mı? Oylamaya geçiyorum. Faaliyet raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle faaliyet raporu oylamıştır ve kabul edilmiştir bilgilerinize. Beşinci maddemiz hesap özetinin okunması maddesi. Bu konuşmayı yapmak üzere Sayın Naci Sert'i mikrofona davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müftüm, Sayın Belediye Başkanı Yardımcıları, Zeytinburnu İş Adamları Derneği 30.04.2012 25.04.2015 dönemi hesap özeti. Gelir, aidat ve bağışlar 159.980. Devlet desteği 35.350. Toplam 195.330. Giderler, genel giderler 157.620. Faaliyet, proje faaliyetleri 35.350. Genel giderler kira, maaşlar, su, elektrik, bunun gibi toplamda 192.970 lira. İş Bankası hesabında 1956 lira, kasada 452 lira. Toplam genel gelir 195.330 lira. Saygılar. Sayın Naciler, teşekkür ediyoruz. Hesap özetinin okunması ve oylanması maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler bu maddede oylanmış olup onaylanmıştır. Teşekkür ediyoruz. Sayın Ercan Ergül'ü mikrofona davet ediyoruz. Buyurun Ercan Bey. Sayın Divan Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müftüm, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım ve Zeytinburnu'nun değerli iş adamları, hepinizi saygıyla selamlayarak denetleme kurumumuzun raporunu okuyorum. Zeytinburnu İş Adamları Derneği 30 Nisan 2012, 25 Nisan 2015 dönemi denetleme kurulu aşağıdaki gibidir. Derneğimizin gelir gider defterlerinde yapılan incelemede herhangi bir düzensizliğin bulunmadığı, kayıtların düzgün tutulduğu, yıllık beyannamelerin zamanında verildiği, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup gelir gider incelendiğinde, şu an aşağıda önce gelirleri arz edeceğim sizlere. Aidat ve bağışlar 126.680 TL, devlet desteği 35.350 TL, giyim yardım bağışı 33.300 TL, toplam 195.330 TL. Giderlerimiz şu şekildedir. Genel giderler 124.310 lira 73 kuruş. Sosyal faaliyetler 35.350 TL. Giyim yardımı 33.309.86. Toplam 192.970.59 TL. Bankada olan meblağ 1956.59 kuruş. Kasada 402.082 TL, toplam 195.330 TL. Olduğu
görülmüş, incelenmiş, herhangi bir sıkıntı görülmemiştir. Sizlere arz ediyorum saygılarımızla Ercan Ergül, Yavuz Tekçe, Necdet Baytan. Teşekkür ederim. Sayın Ercan Ergül, teşekkür ediyoruz. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, denetleme raporunun açıklanması maddesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tahmini bütçenin okunması ve oylanması maddesine geçiyoruz. Bu konuda Sayın Beytullah Bey sizlere hitap edeceklerdir. Buyurun Sayın Beytullah Bey. Divan Başkanı, kıymetli Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın Müftüm, siz değerli konuklar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Zeytinburnu İş Adamları Derneği 25.04.2015, 25.04.2018 dönemi tahmini bütçe raporu. Gelirler, aidat ve bağışlar 500 bin lira, giderler, genel giderler 250 bin lira, sosyal faaliyetler 250 bin lira, toplam 500 bin lira. Teşekkürler. Sayın Bekirler, buna teşekkür ediyoruz. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. 9. madde yönetim kurulunun ibrası. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler yönetim kurulu ibra. Dokuzuncu maddeye geçiyoruz. Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi konusu. Listeleri bekliyoruz. Aday olacak arkadaşlar veya aday listeleri var mı? Önümüze bir liste gelmiştir. Bu listeyi okutuyorum. Çarşıdan arkadaşım başkanım burada. En iyisi yok. Yönetim kurulu aday listesi. Asil üyeler. Ayhan Özsoy, Ali Faik Biçer, Berna Yüksel, Celal Baykal, Hasan Gültekin, İnci Karayani, Kaya Balta, Naci Sert, Refik Aydoğan, Şahabettin Yolcu, Yüksel Akgül. Arkadaşlar, nerede hazırlayalım? Hata oldu. Eski listeyi okuduk. Yönetimde. Abicim yeni listeyi verir misiniz? Tamam. Yönetim kurulu asil üyeler. Ayhan Özsoy, Abdülbaki Kent, Ali Faik Biçer, Berna Yüksel, Beytullah Bıyık, Hasan Gültekin, İnci Karayani, Kaya Balkan, Naci Ser, Yıldız Seferinoğlu, Yüksel Akgül. Yönetim kurulu yedek üyeler Orhan Kurul Ahmetoğlu, Yalçın Özdemir, Özkan Beyaz, Mustafa Yiğit, Yavuz Tekçe, Faruk Çopur, İsmail Hakkı Namazcı, Ali Rıza Mamaki, Mustafa Kuru, Bircan Aktaş, Adem Çete. Denetleme kurulu asil üyeler Necdet Baykan, Ercan Ergül, Ercan Karadayı. Denetleme kurulu yedek üyeler Ercan Karakaya, Hasan Karataş, Gökçe Bilge Özdemir. Tamam, başka liste yok. Tek bir liste. Şimdi, Sayın Genel Kurul üyelerine sormak zorundayım. İkinci bir liste var mı? İkinci bir liste olmadığından dolayı kapalı oylamaya gerek olmadığı görülmüştür. Açık oylamaya geçmek durumundayız. Bu konuda söz almak isteyen başka bir arkadaşımız var mı? Yok. O zaman yönetim kurulu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Yönetim listesini kabul edenler, kabul etmeyenler, yönetim listesi Zeytinburnu İş Adamları Derneği'ne, tüm kentimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bahset kalmıştı. Sayın Başkanım'a bir soruş konuşması yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim merhabalar. Değerli Divan Başkanımız, kıymetli Hazirun hanımefendiler, beyefendiler, tekraren sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok demokratik bir seçim oldu gördüğüm kadarıyla. Divan Başkanı oldukça sağlam. Önceden alınmış olan kararın icrası noktasında tavizsiz bir şekilde diyorum. Bugüne kadar emeği olan başkanlarımızı Remzi abi, kurucu başkanımız Remzi abi değil mi? Remzi abiyi buradan anmış olalım. Ona sağlık ve esenlik diliyoruz. Yine bugüne kadar Zeytinburnu İş Adamları Derneği'nde görev yapmış olan, yönetimde, denetleme kurulunda, farklı organlarında görev yapmış olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimin Zeytinburnu'muz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Başta Ayhan Özsoy kardeşimiz olmak üzere yönetimdeki bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize başarılar diliyorum. Yine Zeytinburnu İş Adamları Derneği'nin bugünlere gelişinde özellikle bu mekanın oluşmasında çok büyük desteğinden sebep Dimitri Karayani büyüğümüze de teşekkür ediyoruz. Ben biraz önce kendisinin rahatsız olduğunu da duydum. Kendisine Cenab-ı Hak'tan şifa diliyorum. Rabbim ona sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler versin inşallah. Geçmiş olsun. Bir an önce aramızda kendisini de görmeye arzu ediyoruz. Bu güzel mekanı kendileri sembolik bir kirayla Zeytinburnu İş Adamları Derneği'ne verdiler, tahsis ettiler. Gerçekten çok büyük bir fedakarlıktır. Çok büyük bir sahiplenmedir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüzü İnci Hanım iletirler. Biz de geçmiş olsun için inşallah pazartesi ziyaretine geleceğiz. Değerli arkadaşlar, burası gördüğüm kadarıyla ben de en azından buranın lokaline, bu mekana arada bir geliyorum. Hem stres atılan, hem muhabbet edilen, hem de Zeytinburnu ticaretiyle, iş dünyasıyla ilgili çalışmaların rahatlıkla yapılabildiği bir mekan. Güzel bir mekan. Siyasilerin uğrak noktası olan bir mekan. İş adamlarımızın biraz daha fazla buraya gelmesini arzu ederiz. Gerçekten saklı bahçe gibi bir yer fiziki anlamda. Fonksiyon anlamında da en azından görüş alışverişleri burada gerçekleştiriliyor. Dernek başkanımız faaliyet raporunu takdim ederken ifade ettiler. Birçok sosyal çalışmaların içerisinde de geçmiş dönemde bulundular, oldular. Biz buna şahit olduk. İşte bir tır dolusu giysiyi, yardım malzemesini Suriyeli kardeşlerimiz için buradan Urfa'ya gönderdiler. Yani Zeytinburnu'ndaki iş adamlarının desteğiyle aslında 5 tır olmuştu bu yardım. Bir tırını burası Zeytinburnu İş Adamları Derneği organize etti. Benzer çalışmalar Zeytinburnu Kent Konseyi'nin içerisinde aktif olarak yapılan çalışmalar da var. Bundan sebep hem yönetim kurulu başkanımıza hem de yönetimdeki arkadaşlarımıza ve üyelerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ticari anlamda Zeytinburnu potansiyeli oldukça artan bir kent haline gelmiştir. Önümüzdeki süreçte
Zeytinburnu'nun potansiyeli daha da artacak ve kullanılmaya çalışılacak diye umuyoruz. Örneğin geçmişte burası İstanbul'la iç içe değilken şimdi İstanbul'un her noktasına çok rahatlıkla ulaşılabilir hale gelmiştir. Yatırımcılar açısından Zeytinburnu'muz gözde bir mekan, gözde bir ilçe haline dönüşmüştür. Bu potansiyel daha da artacaktır. İstanbul'da yaşanmak istenen, İstanbul'da ticaret yapılmak istenen, İstanbul'da yatırım yapılmak istenen önemli merkezlerin başındadır artık Zeytinburnu. Bunda içerideki var olan değerleri açığa çıkarmaya yönelik olarak bizlerin yapmış olduğu çalışmalar ama genelde de özellikle merkezi yönetimin başlattığı bir kısmını tamamladığı, bir kısmı devam eden çalışmalar son derece önemli. Örneğin Marmaray. Gerçekten Zeytinburnu'na çok büyük bir güç katmıştır. Potansiyelini kat be kat arttırmıştır. Yine Avrasya Türk Geçidi. Bu çalışmalar devam ediyor. 2016 yılı içerisinde inşallah tamamlanacak. Bu da Zeytinburnu'nun ticari ve ekonomik potansiyelini artıracak olan önemli unsurlardan bir tanesi. Üniversiteler Zeytinburnu'nun potansiyelini artıran önemli unsurlardandır. Yine ulaşımla ilgili özellikle bulunduğumuz bölgeye yakın noktada bir metro çalışması da yapılacak. Zeytinburnu ulaşımını daha bir kolay hale, Zeytinburnu'dan her tarafa erişimi çok daha kolay hale getirmiş olacak. Dolayısıyla iş adamları açısından Zeytinburnu'na yatırım, eğer Türkiye'mizde istikrar devam ederse inşallah doğamız ve desteğimiz istikrar devam etsin diyedir. Türkiye ortalamasından daha fazla Zeytinburnu iş adamı Zeytinburnu'na yatırım yapan kazanacaktır diye düşünüyorum. Önümüzde bir seçim de var. Hani burası her ne kadar siyaset arenası olmasa da iş adamları siyasi havaya en iyi koklayan, siyasetle ilgili en güzel ve en tutarlı, en isabetli tahminlerde bulunan, öngörülerde bulunan kişilerdir, toplumun öncüleridir. Ben de ifade edeyim, 7 Haziran'da seçim yapılacak. Bir anket yaptırdık Zeytinburnu'nda. Dün akşam ben sonuçları almıştım. Bir soru vardı orada. O soru şuydu. Seçimden sonra hangi partinin hükümet kurmasını ve hükümet olarak devam etmesini istersiniz diye sorulduğunda Zeytinburnu halkının kararsızlar dağıtılmadan fark etmez diyenler dahil edilmeden %64'ü diyor ki AK Parti seçimlerden sonra hükümet kurmalı. Ama AK Parti oy verecek misin diye sorduğunda oran o kadar yok. Ben şunu gözlemledim. Zeytinburnu insanı aslında Türkiye ortalamasında da aynı şey geçerli. Türkiye'de istikrarın devam etmesini istiyor. AK Parti'yi sevmiyor olsa da Murat Aydın'dan sebep işte Zeytinburnu'nda AK Parti'ye tavırlı hale gelmiş olsa da gönlünde bir farklı partinin biraz daha fazla oy alması yatıyor olsa da tüm bunlara rağmen diyor ki seçim sonucunda hükümeti AK Parti kurmalı. Yani istikrar devam etmeli diyor. Şimdi iş dünyasıyla ilgili yatırımlarla ilgili
ekonomiyle ilgili en çok konuşulacak arenalardan birisi burasıdır. Ben şöyle değerlendiriyorum, bir zihin turu yapıyorum çevremizde. Yunanistan, ekonomik kriz yaşanan bir ülke. Krizi aşmak için seçim üzerine seçim ama bir türlü aşamıyorlar. Doğamız, arzumuz inşallah Yunanistan'daki kriz bir an önce aşılır. Bulgaristan, tanıdıklarımız, yakınlarımız vardır. Çok ciddi ekonomik krizler var Bulgaristan'da. Ben tanıdıklardan soruyorum, takip ediyorum. Gelip giden yöneticiler, belediye başkanları oluyor. Çok ciddi kriz ve işsizlik var. Belki %30'larda. Romanya, 5-6 ay önce gitmiştim. Gerçekten çok büyük kriz var. Ekonomik anlamda. Romanya'da. Romanya'nın resmi nüfusunun hemen hemen 1/4 yurt dışında. Krizden sebep. Ukrayna, hadi orada savaş var. Ondan sebep kriz var diyelim. Rusya, çok ama çok büyük ekonomik krizin yaşandığı bir ülke. İniyoruz, Azerbaycan petrol geliri olduğu halde sıkıntı yaşayan bir ülke haline geldi son aylarda. Gürcistan öyle, Ermenistan çok az nüfusu var. Türkiye ile olan ilişkiler ortada ama neticede onlar milleti sadıkadandır. Geçmişten, Osmanlı döneminden bunu biliyoruz. Zaman zaman sıkıntılar da yaşanmıştır. Yaklaşık 40.000 kişinin şu an Türkiye'de iş için bulunduğunu biliyoruz. Türkiye'de çalıştığını biliyoruz. Kaçak yollarla gelmiş Ermeni komşularımız Türkiye'de çalışıyorlar. Çok büyük bir kriz var. İran hakeza bütün potansiyeline rağmen işte dünyadan tecrit edilmişliğin getirdiği bir sonuç. Bir de ufaktan gevşeme yapılsa, ben İran'ı biliyorum, çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilecek bir ülke. İnşallah öyle olmaz. Irak, Suriye zaten ortada. Bakınız bu ülkelerin çoğunda hayat yaşanamaz hale gelmiş. Bir de Türkiye iyi yönetilmediği takdirde acaba ticari anlamda, ekonomik anlamda, iş dünyası anlamında siyasi istikrar olmadığı takdirde ne tür sonuçlar doğabilir? İnsan bunu düşünmek bile istemiyor. Ve hakikaten ben bizim insanımızın sağduyusuna, kararına hayranım. İşte anket yaptırıyorsun, millet bunu görmüş. Yani istikrar devam etmeli sevmesem de diyor. Bazı yönlerini eleştiriyor olsam da istikrar devam etmeli diyor. Nereden geldik? Hani Zeytinburnu'na yatırım. Zeytinburnu'na yatırım yapan kazanır. Türkiye'de istikrar olduğu sürece, Türkiye ortalamasından ve İstanbul ortalamasından daha fazla kazanır. O potansiyel Zeytinburnu'muzda var. Bu anlamda iş adamlarımızın daha fazla yatırım yapmasını arzu ederiz. Özellikle turizm alanında Zeytinburnu'nun potansiyeli oldukça yüksek. Yine bu yönüyle iş adamları derneğimizin yeni çalışmalar yapmalarını da arzu ediyoruz. Sık sık toplantılar. Yani hep onu ben söylüyorum. Ayda bir planlanmış toplantılar burada ekonomik yönü ağır basan, ekonomiyle ilgili, ticaretle, iş hayatıyla ilgili toplantılar burada yapılabilir. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışırız. Kongremiz hayırlı olsun. İnşallah 2015 7 Haziran seçimleri de ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrara katkı doğuran, katkı veren bir sonuç çıkar diye şahsen ben
Öyle arzu ediyorum en azından. Zeytinburnu İş Adamları Derneği'nin bugüne gelişinde katkı veren herkese de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni ekibe başarılar diliyorum. Divan başkanımıza ve divandaki hazirona bana söz verdikleri için teşekkür ediyorum. Sizler de çok dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Artık basını unuttuk. Ben onun için buradaki bulunan Dinçer, Alpay abi ve diğer basın mensubu arkadaşlara da teşekkür ederim. Ömer abi, saygıyla selamlıyorum. Ömer abi. İkinci kısa bir şeyim var. Ayhan Öztürk'ü ilk defa ağlarken gördüm. Hakikaten üzüldük. Dimitri abimize de acil şifalar diliyor Dinçer Hanım. Son gecemde başkanım Necdet Baykan mazeretsiz gelmediyse kendisini disipline sevk etme önereceğim. Hepinize teşekkür ederim. Oylama istiyoruz yani. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum davet edildiğim için de. Ve konuşayım. Şimdi bizim sahamız biraz farklı. Sanayiden, ticaretten pek anlamayız ama şurada şunu gördüm değerli başkanımızın konuşmalarından. Burası çok güzel bir mekan. Ve hakikaten Peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki dünya bir gemiye benzer. Bu geminin içerisinde bütün insanlar vardır. Geminin alt katı vardır, bir de güverteleri vardır. Şimdi alt kattakiler zaman zaman ihtiyaçlarını görmek için yukarıya çıkarlar. Yukarıya çıktıklarında da yukarıdaki güvertedekileri rahatsız ettiklerini düşünürler. Derler ki biz sık sık buraya kadar çıkmayalım, geminin altından bir delik delelim, ihtiyacımız olan su olduğunda denizden alalım. Buna yukarıdakiler müsaade ederlerse bütün hepsinin hayatları tehlikeye girer. Ama yok biz rahatsız olmuyoruz, hatta paylaşırız derlerse yolculuk sıhhatli bir şekilde devam eder. Biz hakikaten her kurumdan olanlar, her meslekten olanlar, toplumun her alanındaki faaliyet gösterenler olarak bu toplum içinde yaşıyoruz ve beraber yaşıyoruz. Aynen bir insan vücudunun elin, yine insan vücuduna hizmet ettiği gibi gözün, kulakların, ağzın, dişlerin, dilin ve ayakların bütün uzuvlarımızın bir bedene hizmet ettiği gibi hepimiz aslında bu topluma hizmet ediyoruz. Bu topluma hizmet edenlerin birini daha aşağı görmesi, daha farklı algılaması veya onu ne bileyim gereksiz görmesi gibi bir şeyin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir makineyi düşünün. En küçük bir vidası olmadığı zaman o makine yürümüyor. O zaman bu toplumdaki bütün kurumların, bütün meslek erbabının birbirleriyle diyaloglarının çok iyi olması. Bahçede çektirecek. Siz saygılar sunuyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli divan. Sizler de bizlere bu güzel görevi icra ettiğiniz için başkanlık divanında görev olan başta siz ve değerli kardeşlerime ayrı ayrı özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her ne kadar aradan liste veyahut da farklı yorumlar yapılmış olsaydı huzur meşriyatı engellenmiştir. Biz o konuda herhangi bir şüphemiz yok. Murat Başkan'ın dediği gibi sağlama almıştık zaten. Teşekkür ediyorum bu konuda. Tabii belediye başkanımızın ve çok kıymetli müftümüzün önerilerine her zamanki gibi arkadaşlarımız ve yeni yönetimimizle birlikte duyarlı olacağımızı şu andan itibaren söz veriyorum. Bizler tabii ki yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte daha da güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Geçmişte bizlerle birlikte yönetim kurulunda bulunan çok değerli abilerimiz ve kardeşlerimiz de bulunmuşlardır. Bu arada Remzi amca özellikle başkanımızın da belirttiği gibi telefonla özellikle beni arayarak kendisinin il dışında olduğunu söyledi. Ve hepinize selam ve saygılarını iletti. Kurucular kurulu üyemiz olduğu için ben de kendisine teşekkür ederim.
aramanız yeterli dedi. Hepinize selamını iletti. Tabii ki biraz önce de arkadaşlar da ben de duygulu anılarımla birlikte belirtmiştim. Kendisini ziyaret ettiğimde hatta biraz daha iyi olduğunu hissetmiş olsaydı kendisi de özellikle genel kurulumuza katılacağını ifade etmişti. Bizler Allah'tan acil şifa diliyoruz. Bay Karayan'ın da sizlere selamı ve sevgilerini ilettiğini söyleyeyim. Bu arada yeni katılan muhtarlarımız ve Zeydir Başkanımız da hoş geldiler, şeref verdiler. Sayın Hazrum, bu tatil gününde girip tekrar bizleri seçtiğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize yönetim kurulu adına ve şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Sağ olun. Mehmet Bey, arkadaşlar gelseniz de şöyle. Alpay abi gel. Alpay abi. Serdar. İş adamı.